Bugünkü ilk vakamızda, Amerikalı bir kadının gizemli cinayetini ve teknolojinin yardımı ile nasıl çözüldüğünü konuşacağız. Ayrıca bir aileye yaşatılan katliama ve arkasındaki sansasyonel hikayeye şahit olacağız. Hazırsanız, bol olay yeri fotoğraflı, gerçek suçun sınırlarının zorlandığı ters köşe başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletine bağlı Lakeview'a gidiyoruz. Nicole Van der Heyden, 1985 yılında dünyaya gözlerini açtı. Başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Nicole, tarihler 2003'ü gösterdiğinde, Wisconsin Green Bay Üniversitesi'ni kazandı. Bilim ve eğitim alanında uzmanlaşarak, fen bilimlerinde lisans derecesi aldı, ardından Green Bay'de öğretmen olarak çalışmaya başladı. Akademik başarısına ek olarak Nicole, her şeyden önce iyi bir anneydi, genç yaştaki evliliğinden iki çocuğu olmuştu. 2015 yılına gelindiğinde ise, Douglas Detre adında bir adamla tanıştı, kısa sürede evlilik kararı aldılar. 21 Mayıs 2016 günü, 35 yaşındaki Douglas Detre, ilçedeki polis karakoluna gitti. Karısının kayıp olduğunu bildiren Douglas, 6 aylık oğulları Dylan olduğunu, dışarıda geçirdiği geceden sonra eve dönmemesinin anormal olduğunu söyledi. Nicole önceki gece arkadaşlarıyla buluşmuştu, hatta kendisinin de dışarıda olduğunu, ancak gece ayrıldıklarını ve eve geldiğini söyledi. Polisler Douglas'a onun kaybolduğunu bildirmek için neden öğleden sonraya kadar beklediğini sordu. Nicole'ün evde olmadığını anlayınca, onun bir arkadaşının evinde kaldığını varsaymıştı, o yüzden polislere geç bildirdi. Polis bir kayıp şahıs dosyası açtı, henüz aramalar bile başlamamışken, polislere bir kadın cesedinin bulunduğu haberi geldi. Nicole'ün evinden sadece 4 kilometre uzakta, bir çiftlik alanında, Richard Van de Hey adlı bir çiftçi tarafından bulundu. Polis cesedi hemen teşhis edemedi ve yaraların ciddiyeti nedeniyle ilk başta onun Nicole olduğunu doğrulayamadı. Ceset tanınmaz hale gelmiş, Nicole olduğunu doğrulamak için diş kayıtları gerekiyordu ve sonunda Nicole olduğu doğrulandı. Nicole'ün cansız bedeni, bir çift çorap ve bilekliği dışında çıplaktı, vahşice dövülmüş ve boğulmuştu. Sırtında ve vücudunda çok sayıda çizik ve sıyrıklar vardı, ayrıca kafasında çok fazla kan olduğunu belirlediler. Kesin ölüm nedeni olarak ise, iple boğulma ve kafasına aldığı darbeler olarak belirlendi. Polis cinayet soruşturmasına, Douglas'ı sorgulayarak başladı, evini, arabasını aradılar ve arkadaşlarıyla görüştüler. Douglas'ın cep telefonu kayıtlarına da baktılar ve ilk etapta bir şüpheli hareket göremediler. Polisler soruşturmaya olay gecesi, Nicole ve Douglas'ın izini sürerek devam etti. Gece için bir bebek bakıcısı ayarlamışlar, felekten bir gece çalıp eğlenmeyi planlamışlardı. Gece iyi başladı, Green Bay'de bir barda arkadaşlarıyla buluştular, ayrıca The Wuthering Hole adlı bir barda konser biletleri vardı. Konserden sonra Güney Broadway'de bulunan bir başka bara, The Sardine Can'e gittiler ama Douglas onlarla gitmedi. Konsere gidenler arasında Nicole'ün arkadaşı Greg de vardı, ancak kocası Douglas, Greg ile gitmesinden memnun değildi. Nicole'e birkaç kısa mesaj gönderdi ve Greg'den tacizci, kontrolcü biri olarak bahsetti, ayrıca onu aldattığına inandığını söyledi. Douglas'ın kontrolcü tavırlarına rağmen Nicole, gece boyu iyi vakit geçirmeye çalıştı ve barın güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Nicole gayet iyi eğleniyor, dans ediyor ve arkadaşlarıyla konuşuyordu. Ancak zaman geçtikçe Douglas'ın ona olan baskısı artmaya ve kısa mesajlar gelmeye devam etti. Douglas'a kızgın olmasına rağmen, hala çok şefkatli bir anne olan Nicole, sonunda bardan ayrıldı. Arkadaşlarından biri onu takip etti, bara dönmesini istedi, ancak Nicole reddetti. Nicole'ün caddede yürüyüşünü izlediler, o sırada cep telefonuyla konuşuyordu ve caddenin sonundan sola döndü. Ne yazık ki bu ayrılış, Nicole'ün arkadaşlarının onu son görüşü olacaktı.
Polisler Nicole'ün eve varıp varmadığını öğrenmek zorundaydı ve eve varmışsa ona ne olmuştu? Hızla evi için arama kararı çıkardılar, aramalar sırasında ise polisler, ilgilerini çeken bir dizi eşya buldular. Üzerinde işaretler, lekeler ve kan bulunan bir çift ayakkabı buldular, DNA testi yapabilmek için onları aldılar. Nicole'ün vücudundaki izler, yerde yatarken üzerine basıldığını gösterdiğinden, bu ayakkabı onlar için özellikle ilgi çekiciydi. Ayrıca garajın zemininde ve Nicole'ün arabasında kan gibi görünen şeyler olduğunu, böylelikle Nicole'ün evinde öldürüldüğünü düşündüler. Polislerin teorisine göre, cinayet işlendikten sonra ceset, kendi arabasıyla çiftlik alanına götürülmüştü. Nicole'ün cesedinin bulunmasından 2 gün sonra, bu sefer komşusu polisleri aradı, ilgilerini çekebilecek eşyalar bulduğunu söyledi. Komşunun söylediğine göre, evlerinin bahçesinde bir şarj kablosu ve bir tutam sarı saç buldular, saçlarda ve garaj yolunda da kan vardı. Polisler ihbar üzerine eve geldi, bahçede kanlı saçı, saç tokasını ve 2 tel parçasını buldular. Yürütülen soruşturmada polislerin, Nicole'ün kıyafetlerini de bulmaları uzun sürmedi. Cinayet gecesi giydiği kıyafet, cesedinin bulunduğu yerden 3 kilometre uzakta, bir otoyolun kenarında bulundu. Kir ve kan içindeydi, çantası ve cep telefonu da aynı yere atılmıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi, kocası Douglas tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Polislerin artık tek ihtiyacı, gelecek DNA sonuçlarıydı, gelir gelmez Douglas 1. derece cinayetten suçlanacaktı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, Nicole'ün çoraplarında bulunan DNA'nın, Douglas'a değil, kimliği belirsiz bir erkeğe ait olduğu açıklandı. Ayrıca evden toplanan kanıtlar da, kocası Douglas ile eşleşmiyordu. Nicole'ün arabasının olay anında, garajlarından çıkmadığını, ancak araçta oluşan lekelerin ortaya çıktığını belirlediler. Kan için yapılan test negatifti, ayrıca garajın zeminindeki kan insan kanı değildi. Bir çift ayakkabının üzerinde bulunan kanın testi pozitif çıkarken, bu Nicole'ün kanı değildi. Polis tarafından bulunan diğer kanıtlar, Douglas'ın cinayete kesin olarak karışmadığını gösteriyordu. Adli bir suç analisti olan Tyler Bailing, Douglas'ın cep telefonundaki Fitbit uygulamasını inceledi ve olay sabahı Douglas'ın 12 adım attığını tespit etti. Bu da Douglas'ın, karısının vahşi ve acımasız cinayetine hiçbir şekilde karışmadığını gösteriyordu. Üzerindeki tüm şüphelere rağmen, Douglas hapishaneden çıkarıldı, polislerin ise kafası karışmıştı. Nicole'ün bu davasının soğuk bir davaya dönüşeceğinden korkmaya başladılar, çünkü tüm kanıtlar başlangıçta Douglas'ı işaret ediyordu. Nicole'ün cesedinin bulunmasından 3 ay sonra, kriminal laboratuvarı ilçe şerif ofisine ulaştı. Nicole'ün giydiği çoraplardan birinden yeteri kadar DNA çıkardıklarını bildirdiler. Ulusal suçlu veri tabanında yapılan aramada çıkarılan bu DNA, George Steven Burch adlı bir adam ile eşleşti. Polisler George'un yakın zamanda Wisconsin'e taşındığını keşfetti. Ancak Nicole ile olan bağlantısı neydi? George Burch, kendisiyle bağlantılı bir araçla ilgili polislerin takibine girmişti. Onun aracı, çalıntı araç raporuna, araç yangınına ve vurkaç olayına karışmıştı. George Haziran 2016'da bu davayla ilgili olarak polis tarafından sorgulandı. Polise vurkaç olayının olduğu gece bir barda olduğunu ve gece boyunca bir kadına mesaj attığını söyledi. Bu nedenle polis, metin mesajlarını görmek için ondan izin istedi, George ise kabul etti. Polisler onun telefonundan bilgi indirdi, George bunu yapmalarına izin veren bir onay formunu imzaladı. İndirilen bilgi ve veriler, George'un dosyasındaydı. Nicole'ün cinayetini soruşturan dedektifler, Nicole'ün cep telefonu verilerinin dosyada olduğunu keşfettiler ve göz atmaya devam ettiler. Bir Google hesabına bağlı, George'un e-postası olduğunu fark ettiler, böylelikle GPS verilerini sağlayabileceklerinin farkındaydılar. Ve Nicole'ün öldürüldüğü gece, George'un nerede olduğunu öğrenebileceklerdi. Cinayet gecesi George'un, The Sardinken'e sadece 800 metre uzaklıkta, bir barda olduğunu keşfettiler. O bardan gece 2.30'da ayrılmış
veriler onu Nicole'ün evine gitmiş gösteriyordu. Orada saat 3'ten 4'e kadar kalmış, daha sonra Nicole'ün cesedinin bulunduğu çiftlik alanına ve Nicole'ün kıyafetlerinin bulunduğu yere gitmişti. Ayrıca George'un internet geçmişinde Nicole'ün ölümüyle ilgili olarak 64 haberin görüntülendiğini keşfettiler. George tutuklandı ve birinci derece kasten adam öldürmekle suçlandı. Ancak suçsuz olduğunu iddia etti. Savcılığın davası, George'un cep telefonu ve Google hesabından alınan veriler ile Douglas'ın Fitbit'inden alınan verilere odaklandı. Douglas mahkemede ifade verdi, 2015'te Nicole ile tanıştığını ve başlangıçta her şeyin iyi olmasına rağmen ilişkilerinin mükemmellikten uzak olduğunu söyledi. Jüriye ayrıca Şubat 2017'de Nicole'ün kız kardeşinin Dylan'a bakmasına yardım etmek için Douglas'ın evinde kaldığı bilgisi geldi. Douglas ve kardeşi bir arkadaşlarının doğum günü partisine gittiler, ondan sonra yaşanacaklar ise mide bulandırıcıydı. Arabadayken Douglas'ın kızın bacağına cinsel amaçlı dokunduğu ve Nicole'ün kız kardeşinin "lütfen yapma" dediği belirtildi. Bunun Douglas'ı kızdırdığını ve yüksek hızda arabayı kullandığını açıkladılar. Nicole'ün kardeşi, durması ve dışarı çıkmasına izin vermesi için Douglas'a yalvardı ancak Douglas reddetti. Hızla sürmeye devam ediyordu, kardeşinin ise arabanın ön camını ısrarla tekmelemesiyle sonunda durdu. Savunma avukatları ise Douglas'ın gerçek katil olduğunu iddia etti. Nicole ve George'un, evinin dışında George'un arabasında rızaya dayalı seks yaptığını söylediler. Savunmaya göre Douglas, bu ikiliyi yakaladı ve öfkeye kapılıp Nicole'u öldürdü. George'un ifadesine göre, cinayet gecesi Nicole ile barda buluştu, yakın geçen bir gecenin ardından onu eve bırakmayı teklif etti. Nicole kabul etti ve evine doğru yola çıktılar, evinin karşısına geldiklerinde ise birden öpüşmeye başladılar. Arabanın arkasında seks yaptılar, arka koltuktalardı ve arabanın kapısı açıktı. George biri tarafından yere serildiğini ve uyandığında Douglas'ın elinde silahla beklediğini ifade etti. Nicole o noktada çoktan ölmüştü ve onu Douglas öldürmüştü. Douglas'ın kendisini silah zoruyla tehdit ettiğini iddia etti. Nicole'ün cesedini arabasına koyup çiftlik alanına gitmesini ve cesedini bir hendeğe atmasını emretti. George kendisine söyleneni yaptı, cesetten kurtuldu, hatta arabada Nicole'ün kıyafetlerini ve eşyalarını gördü, onları da camdan dışarı fırlattı. Hem savunma hem de iddia makamı kapanış konuşmalarını yaptılar ve jürinin kararını beklemeye başladılar. Sadece 45 dakika sonra iddia makamını derinden rahatsız edecek jüriden bir soru geldi. Nicole'u boğmak için kullanılan kordonun Douglas'ın garajında bulunan kordonla eşleşip eşleşmediğini sordular. Bu sorgulayış, faile inanmış olabileceklerine ve gerçek katilin aslında Douglas olduğuna inanmalarına neden oldu. Ancak bu karardan kısa sürede vazgeçtiler, jüri 3 saatlik tartışmanın ardından George'u birinci derece cinayetten suçlu buldu. George Burch, şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Nicole'ün kocası Douglas'a ise ihmalkar sürüş nedeniyle sadece $1000 para cezası verildi. İkinci vakamıza geçmeden önce lütfen bu video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazınız. Atacağınız bir yorumun veya yapacağınız beğeninin bizim daha fazla kişiye ulaşmamız konusunda inanılmaz bir etkisi var. Teksas'ta yaşayan Whittaker ailesi, görünüşte herhangi bir sorunu olmayan, mükemmele yakın bir aileydi. Ailesine ait inşaat işinde çalışan Kent, bir ilkokul öğretmeni olan eşi Patricia ile evlenmiş, iki çocukları olmuştu. 2003 yılının Aralık ayında, 23 yaşındaki Bart ve 19 yaşındaki Kevin ile aile mezuniyet yemeğine katıldı. Bart'ın Houston Eyalet Üniversitesi'nden başarılı mezuniyetini akşam yemeğinde kutladılar. Orada Kent ve Patricia çifti, çocukları Bart'a harika bir hediye verdi. Bu $4000'lık bir Rolex saatti. Bu lüks hediye, ona geçmişte verdikleri lüks araç, hatta göl kenarında bir şehir evi gibi, diğer pahalı hediyeler gibiydi. Yemekten sonra aile eve döndü, Kevin ön kapıdan girer girmez,
evin içinde maskeli bir saldırgan onları bekliyordu. 19 yaşındaki Kevin, saldırgan tarafından göğsünden vuruldu, kurşun kalbine isabet etti. Patricia hemen Kevin'in arkasındaydı ve o da göğsünden vurulmuştu, Kent ise hala ön verandadaydı. Kent hızla koştu ve kemiğini ciddi derecede parçalayacak kurşunla, o da omzundan vuruldu. Eve vardıklarında ise Bart cep telefonunu almak üzere Chevrolet Yukon arabasına geri dönmüştü. Silah sesleri duyunca tetikçiyle yüzleşmek için eve koştu, saldırganla arbede yaşadı ve Bart da kolundan vuruldu. Her ne kadar saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışsalar da silahlı adam arka kapıdan kaçtı. Ne yazık ki Kevin, vurulduktan birkaç dakika sonra olay yerinde öldü. Annesi Patricia ise ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı, ancak yoldayken hayatını kaybetti. Bart ve babası Kent, aldıkları yaralar ile saldırıyı atlatmıştı. Olay yerine polisler geldi. Bart acil müdahale ekiplerine, silahlı kişinin siyahi olduğunu söyledi. Polislerin teorisi, soygun için işlenmiş cinayet olsa da, olay yeri kanıtları öyle göstermiyordu. Çekmeceler sadece biraz açılmış ve evdeki pahalı eşyalar olması gereken yerindeydi. Olay yerinde Kevin adına kayıtlı 9 milimetrelik bir Glock tabanca ve Bart'ın arabasının yanında duran siyah deri bir erkek eldiveni bulundu. Silahlı saldırgan eve Kevin'in ikinci kattaki odasından küçük bir boşluktan girmişti. Orada silahın olduğu dolabı keşfetti ve Bart'ın hediyesi olan Kevin'in silahını çaldı. Soruşturma devam ederken ise dedektifler garip bir şey ortaya çıkardı. Bart Whitaker, Houston Üniversitesi'ne hiç kaydolmamıştı. Üniversitedeki derslerine gitmesi ve okul harcı olarak ona verdikleri para konusunda düzenli olarak ailesine yalan söylüyordu. Bu garip bilgi ilk etapta cinayetle oldukça ilgisiz görünüyordu. Ancak o sırada bir adam polislere ulaştı. Adam Heap adındaki bu kişi, Clemens Lisesi'nde Bart ile birlikte okuduğunu söyledi. Dedektiflere Bart'ın, sadece 2 yıl önce, ailesini öldürmek için yardım etmesini istediğini söyledi. Bart'ın planına göre, aile akşam yemeği için dışarı çıkarken, Adam evde bekleyen silahlı adam olacaktı. Bu aile yemekten döndüğünde, Kent, Patricia ve Kevin'i vuracak, onları öldürmesi gerekiyordu. Ve Bart'ı da kolundan vurarak, o da bir hedefmiş gibi görünsün istiyordu. Bu adamın ifadesi, dedektifleri fazla şaşırtmadı, çünkü bu plan onlara oldukça tanıdıktı. Ayrıca Kent ve Patricia, geçmişte polis tarafından aranmış, kendilerine öldürme planından bahsetmişlerdi. 2000 yılında yine bir adam, planı duyduktan sonra polisi aradı, polis de bu garip ihbar hakkında, Whitaker ailesini bilgilendirmişti. Bart ise anne babasına, bunun çok saçma bir ihbar olduğunu, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Ayrıca Adam Heap, önceki komploda rol oynadığı için, hapse girmekten korkuyordu. Eğer ceza almayacaksa soruşturmaya yardım etmeyi kabul etti. Bunu yapmak için Adam, Bart ile yaptığı konuşmaları kaydedecekti. Bu konuşmalardan birinde ise Bart, eski komplo hakkında polise yalan söylemesi için, Adam'a 20 bin dolar teklif etti. Polisler Bart Whitaker hakkında hızla bir yakalama kararı çıkardı, ancak her şey için çok geçti. Bart'ın Chevrolet arabası, Houston'da bir apartman kompleksinin yanında terk edilmiş halde bulundu. Aramalar sürüyor, ancak Bart'tan bir iz yoktu. Polisler onun nerede olduğunu sormak için arkadaşlarını sorguya aldı. Aralarında oda arkadaşı Chris Brasher ve iş arkadaşı Steven Champagne'in de bulunduğu birçok kişiyle görüştüler. Polis her iki gencin de telefonlarını dinledi, hatta ailelerini de karakola çağırdı, cinayet hakkında sorguladı. Ailesinin sorgulanmış oluşu, Steve Champagne için bardağı taşıran son damla oldu ve polislere ulaştı. Bart'ın nerede olduğunu bilmiyordu, ancak cinayet gecesi arkadaşı Chris'i Bart'ın evinden aldığını söyledi. Chris Brasher'ın Bart tarafından tutulan cinayetin tetikçisi olduğunu iddia etti. Nihayet cinayet planı ortaya çıkmıştı, geriye kalan tek şey Bart'ı yakalamaktı.
Bart'ın tutuklanması için teklif edilen, ödül parasından bir adamın haberi oldu ve polislere bu sefer o ulaştı. Bu kişi Rudy Rios adlı, Bart'ın kaçmasına yardım eden adamdı, ona kendi kimliğini verdiğini söyledi. Kimlik takası karşılığında Bart'ın, kendisine 3000 dolar verdiğini, ardından Meksika'ya gittiğini iddia etti. Cinayetten sonra Bart, Meksika'ya yerleşti, Rudy'nin kimliğini kullandı, hatta Cerralbo kentinde, bir mobilya mağazasında iş buldu. Omzundaki kurşun yarasının, Afganistan'da aldığı bir savaş yaralanması olduğunu, yetim olduğunu ve annesinin fahişe olduğu gibi tuhaf hikayeler anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dedektifler, Meksikalı yetkililer ile işbirliği yaptı ve Bart göçmenlik suçlamaları altında, olaysız bir şekilde tutuklandı. Bart Whitaker, 1 milyon dolarlık mirası alabilmek için korkunç cinayetleri planlamıştı. Steve ve Chris'e, eğer planını kusursuz gerçekleştirirse, onlara mirastan milyonlar ödeyeceğini söyledi. Cinayetlerin tetikçisi Chris Brasher, 30 yıl sonra şartlı tahliye imkanı ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Steven Champagne, savcılığın ana tanığı olarak görev yaptığı için sadece 15 yıl ceza aldı ve şu anda özgür. Jürinin Bart Whitaker'ı cinayetlerden suçlu bulması ve onu ölüm cezasına çarptırmak için yalnızca yarım saate ihtiyacı vardı. Şaşırtıcı bir şekilde Bart'ın hayatının bağışlanması için kampanya yürüten kişi, Bart'ın babası Kent'ten başkası değildi. Bart Whitaker'ın 22 Şubat 2018 günü hapishanede idam edilmesi planlandı. Bart son akşam yemeğini yedi ve infaz edilmeden sadece 40 dakika önce babasının direnişi sonuç verdi. Kent Whitaker, Vali Greg Abbott'a oğlunun cezasının hafifletilmesi için yalvardı. Devletin oğlunu idam ederek kendisini bir kez daha kurban yapacağını belirtti. Bart'ın idam cezası, eyalette ilk kez Vali Greg Abbott tarafından şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çevrildi. Acılı baba Kent, katil olan oğlu Bart Whitaker'ı hayatının geri kalanını geçireceği hapishanede sürekli ziyaret ediyor. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.